Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Mavi Marmara gemimize ilişkin İsrail ve Fransa'dan skandal bir karar geldi. İsrail-Fransız ortak dizisi Mavi Marmara filosuna baskını anlatıyor. Mavi Marmara olayı üzerine 8 bölümlük bir dizinin 2022'de çekileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda İsrail basını Jerusalem Post'ta haber görmektesiniz. Habere göre İsrailli bir askerin hikayesini anlatacak. Olayı dramatize etmek için gözünü kaybetmek üzere olan bir askerin dizide anlatılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamdaki haberi görmektesiniz. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da denetleme otoritesinin raporuna göre Serrac hükümeti soruşturuluyor. Sağlık Bakanlığındaki harcamalarda abartı yapılması ve bazı şüpheler nedeniyle kaynak gösterilmeden fonların fazla kullanılması açısından bir dizi suistimal olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda Serrac hükümetine yönelik soruşturma açılmış durumda. Şu an Serrac'ın İngiltere'de olduğu da ifade ediliyor. Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada dış güçlerin Libya'dan çekilme planının memnuniyetle karşılandığı duyuruluyor. Bu anlaşma ülkemizi kapsıyor mu kapsamıyor mu, bu bir soru işareti. Çünkü anlaşmayı imzalayan resmi hükümet, bunu da ifade edelim. 5+5 taraftaki 5 kişiyi temsil eden resmi hükümet de bu anlaşmayı imzalamış durumda. Ki Arap Birliği sevindiğine göre ülkemizi kapsama olasılığı da yüksek. Arap Birliği kolay kolay ülkemizin lehine olan hiçbir şeye sevinmez. Bunun dışında Suudi Arabistan'la Pakistan tatbikatından ilk görüntüler servis ediliyor. Tatbikatın Pakistan Karaçi açıklarında gerçekleştiğini ve Suudi Arabistan uçaklarının da bu tatbikata katıldığını hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliği tarafından yapılan basın duyurusunda bugün yani 8 Ekim tarihinde Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Tiflis'teki Vaziani Muharebe Eğitim Sahası'nda icra ettiği Eternity 2021 fiili atışsız arazi ve bilgisayar destekli tatbikatın tamamlandığı duyuruldu. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin koruma müdürü General Pervaz Şerifi Daily Mail gazetesine röportaj verdi. Ghani'nin milyonlarca dolar ile kaçtığına dair kamera kayıtları olduğunu söylüyor. Anlaşılan para paylaşımında sorun yaşamışlar değerlendirmesi yapılıyor. Yine Taliban'ın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Cevizcan aldığı 9 Ağustos'tan beri Cevizcan valiliği yapan Türkmen Karı İsmail görevden alındı. Yeni görevi ise Kunduz Kolordu Komutan Yardımcısı oldu. Cevizcan'a ise Kunarlı Zor Muhammed'in vali olarak atandığı ifade ediliyor. Türk Konseyi'nden görüşme haberi servis ediliyor. Türk Konseyi ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmenin Türk Konseyi Sekreteryası'nda yani İstanbul'da yapıldığı da ifade ediliyor. İsviçre'nin Cenevra kentinde Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanan göstericiler Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıyarak meclisi feshetmesi ve gözaltına alınan bazı milletvekillerinin hala serbest bırakılmamasını protesto ediyor. Konya'ya gidiyoruz. TÜMOSAN firmamız tarafından geliştirilen %100 yerli taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat'ın 8. Konya Bilim Festivali'nde sergilendiğini gösteren fotoğrafı görmektesiniz. Afganistan'da Kunduz'da dün meydana gelen olay sonrasında Hazaralardan Şii topluluğunun önemli bir kısmının Afganistan'dan ayrılıp İran'a doğru yola çıktığı ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda Tuzla, İstanbul'da temel deniz eğitimlerinin icra edildiği duyuruldu. Bugün bir önceki veya iki önceki yaptığım videoda 6 Rus ajanın tutuklandığını ifade etmiştim. Bu kapsamda Rus basınında yazanı görmektesiniz. Rus vatandaşları casusluk suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı. Türkiye'de en az 6 Rus vatandaşının gözaltına alındığı ve casuslukla suçlandığı yazılmış. Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ve Rus askeri uçaklarının Suriye'de Türk ordusunun kontrolündeki mevzileri bombalamaya devam etmesinin ardından Türk yetkililerin Rus vatandaşlarını gözaltına aldığı ifade ediliyor. Şu anda Türk Özel Kuvvetleri, Ordu ve Polisin İstanbul ve Antalya'da özel operasyonlar düzenlediği ve burada Rus pasaportu bulunan 6 Rusya Federasyonu vatandaşını gözaltına aldığı yazılmış. Şu anda tüm tutuklular casuslukla suçlanıyor. 6 Rus'u gözaltına alan Türkiye artık Suriye'de Rusya ile pazarlık yapmaya başlayabilir. Bu noktaya kadar Rus tarafı Ankara'nın herhangi bir argümanını görmezden gelirken görünen o ki şimdi Türkiye Rusya'ya baskı yapmaya çalışıyor. Bu Rus tarafının Türkiye'ye karşı sert önlemler alma olasılığını dışlamıyor açıklaması yapılmış. Yine Rus medyasındaki diğer haberde Rus Havacılık Kuvvetleri'nin Türk askeri operasyonunun daha önce yapıldığı Zeytin Dalı bölgesine yönelik operasyon düzenlediği ifade ediliyor. Rusya, Türk ordusuna ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Kürtlere destekleme kararı aldı. Tabi Kürt demeyelim, YPG diyelim gibi gidiyor. Kısaca burada PYD'ye verdikleri destekten bahsetmişler. Zaten Ruslardan başka bir şey de beklemezdik. Yunanistan basınına bakıyoruz. Yunanistan basını Fransa'dan alıcı Belharalar için Volos'ta yeni Yunan üssü mü sorusunu soruyor. Volos'un neresi olduğunu da görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi üzmemek için adalarda üs istemiyor başlığı kullanılmış. Volos'ta muhtemelen Ege'mizi Belhara fırkateynleri ve Zubar ile tek başına kontrol edeceğiz şeklinde Yunan basını gaza gelmiş. Muhtemelen Limasol'da yeni bir deniz üssü de olacak. Yunanistan, ABD karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının yenilenmesinin karmaşık ve esas olarak zor olduğu ifade edilirken bunun nedeninin Amerikalıların Ankara ve Türk yetkilileri üzmemek için mevcut dörtlüden başka bir üs istemediği yazılmış. Biden hükümetinin bu şekilde bir karar aldığı ifade ediliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotis bu konuda şunları söylüyor. ABD Yunanistan'ın kilit ve stratejik ortağıdır ve öyle olacaktır. İmzalayacağımız karşılıklı savunma işbirliği anlaşması son yıllarda sürekli gelişen bu ilişkiyi tam olarak yansıtacaktır. Dışişleri Bakanı birkaç gün içinde revize edilmiş anlaşmayı imzalamak için Washington'a gidecek. Aynı zamanda iki taraf arasında stratejik diyalog da devam edecek. Amerikan üslerinin yeni yerleriyle ilgili olarak Amerikan taraflarıyla birlikte Yunanistan açısından çok önemli işbirliği geliştiriyoruz. Mevcut 4 üstten bahsedilmiş. Suda üssü ve diğer 3 üssü görmektesiniz. Daha fazla yatırım yapmayı seçiyoruz. Yani Yunan burada şunu demek istiyor. Adalara yeni üs yerine bunları güçlendirmek istediklerinden bahsedilmiş. Bu aşamada işbirliğinin önemli olduğu ve daha da derinleştirilmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin hayal kırıklığı bizi ilgilendirmiyor. Görevimiz ve misyonumuz endişe verici istikrarsızlık eğilimlerinin olduğu aşikar bir jeopolitik ortamda ülkeyi herhangi bir tehdide karşı korumaktır. Bu kalkanı arıyoruz ve bir yandan dost ülkelerle ittifakları güçlendiren ve geliştiren savunma anlaşmaları imzalıyoruz. Böylelikle ülkenin genel caydırıcı gücünü güçlendirmeye yönelik organize bir planla bunu bir dereceye kadar elde ediyoruz şeklinde Yunan Bakanı'nın sözlerine yer verilmiş. Yunanistan Volos'ta yeni bir üs olacağını iddia ediyor. Ege'yi kontrol etmek için Volos'ta 3. bir Yunan limanının oluşturulmasına yönelik planlamanın başladığı yazılmış. Yunan donanmasının 3 Belhara fırkateyni ile 3 veya 4 korvet Govind'in satın alınmasıyla Yunanistan'ın yeni üsse ihtiyacı olduğu yazılıyor. Volos tüm Ege'nin hakim konumu dolayısıyla tercih edilebilir. Yunan deniz piyadeleri için amfibi ve ABD'den alınan amfibi AA-7A1 tankları ile birlikte Türkler risk almaya çalışırsa müthiş bir hızla tepki verilebilecek nokta ifadesi kullanılmış. Türkiye Helenizm ile çatışmasının son aşamasına girerken aynı zamanda ne Mısır ne de İsrail ile uzlaşmayı başaramadı şeklinde Yunan yine abilerinden medet ummuş. Hoşçakalın.